Hiç İngilizce öğrenirken veya konuşurken bir türlü telaffuz edemediğin kelimeler oldu mu? <laughs> Örneğin congratulations, rural, miscellaneous, hierarchy veya otorhinolaryngologist gibi. Tamam, sonuncusu biraz abartılı oldu ama bu videoda göstereceğim teknikle birlikte bunun gibi kelimelerin telaffuzunu bile daha hızlı öğreneceksin. Ayrıca videonun sonunda öğrenmek istediğin kelimenin farklı aksanlardaki telaffuzlarına da nasıl ulaşabileceğini göstereceğim ve buna yönelik bir kaynak tavsiyesinde bulunacağım. Telaffuzunu öğrenmek istediğin kelime uzadıkça ve özellikle kelimenin içinde telaffuz edilmeyen harfler varsa bu kelimenin telaffuzunu öğrenmek zorlaşabiliyor. Bu videoda uzun ve karmaşık gözüken kelimeleri telaffuz etmeni sağlayacak bir tüyo üzerinde duracağım. Daha sonra öğrenmek istediğin kelimenin telaffuzlarına ulaşabileceğinde bir kaynak vereceğim. Ama önce tekniği öğrenmekle başlayalım. Bu tekniği özellikle opera şarkıcıları farklı dillerde şarkılar söylerken düzgün bir telaffuza sahip olmak için kullanıyorlar ve tekniğe backchaining tekniği deniyor. Normalde bir kelimenin telaffuzunu öğrenirken baştan başlarız ve o şekilde öğrenmeye çalışırız. Mesela congratulations kelimesini ele alalım. Bu kelimenin telaffuzunu congratulations şeklinde öğrenirsin. Bazen Türkçe bilgin veya beyninin alışkın olduğu farklı telaffuzlardan dolayı bu şekilde kelimenin telaffuzunu tek seferde doğru öğrenmek çok zor olabiliyor. İşte böyle durumlarda backchaining tekniğini kullanabilirsin. Bu teknikte kelimenin telaffuzunu parça parça olacak şekilde tersten öğreniyoruz. Mesela tekrar "Congratulations" kelimesi üzerinden gidelim ve sondan başlayalım. Congratulations, shins, shins, Lay. Lay shins, le ch, ch le shins, gra, gra le shins, gra ve son olarak kun, kun. Congratulations. Congratulations. Bu şekilde tersten parça parça gitmenin çok daha pratik ve öğrenilebilir olduğunu göreceksin. Mesela bu kelimeye de bakalım. Kelime miscellaneous şeklinde telaffuz ediliyor. Yine tersten başlayalım. Miscellaneous. Ious. Ious. Nias. Nias. Lay. Lanius. Lanius. Sa. Sa. Sa, lanius. Salanius. Ve son olarak mi. Mi, salanius. Misalanius. Bir de videonun girişinde gösterdiğim çılgın kelimeye de bakalım. Bu kelime kulak-burun-boğaz uzmanı anlamına geliyor ve otorhinolaryngologist şeklinde telaffuz ediliyor. Ama biraz daha uzun sürse de backchain'in kuralıyla bu kelimeyi de telaffuz edebilirsin. Hemen tersten başlayalım. Otorhinolaryngologist. Sonu cist ile bitiyor. Cist. Sonra a cist. A cist. Gal. Gal-a Galogist. Gal Gal Rin. Ringologist. Ringologist. Sırada L var. L. L. Ringologist. Laryngologist. No. No laryngologist. No laryngologist. Rye. Rye, no laryngologist. rhinolaryngologist Ve son olarak, oto. Oto. Oto rhino laryngologist. Evet, işte bu kadar. Tersten başlayarak ve parça parça üstüne koyarak da bu şekilde uzun kelimeleri de telaffuz etmeyi öğrenebilirsin. Videoyu bitirmeden önce bir kaynaktan bahsetmek istiyorum. Forvo tr.forvo.com adresinden öğrenmeye çalıştığın kelimenin farklı aksanlardaki telaffuzuna ulaşabilirsin. Bu siteyle ilgili en çok sevdiğim şey tüm kelimelerin ana dili İngilizce olan gerçek insanlar tarafından telaffuz edilmesi. Öğrenmeye çalıştığın kelimeyi arama kısmına yazman yeterli. Mesela öğrendiğimiz miscellaneous kelimesini yazdığımda birçok insan tarafından telaffuz edildiğini görüyorum. Hatta telaffuzların yanında hangi aksanda olduğu da belirtiliyor ve gerçekten sevdiğim bir kaynak. Sen de telaffuzundan emin olmadığın kelimeleri bu kaynaktan aratabilirsin ve o şekilde çalışabilirsin. Evet, artık uzun ve karmaşık gözüken kelimelerin telaffuzunu backchaining yöntemiyle nasıl öğrenebileceğini sen de biliyorsun. Eğer bu zamana kadar seni telaffuz olarak çok zorlayan kelimeler olduysa yorum bölümüne bu kelimeleri yazmanı istiyorum ve çok merak ediyorum. Bu videoyu beğendiysen ve gelecekte bu tarz videoları kaçırmak istemiyorsan Kanalıma abone olabilirsin ve abone düğmesinin yanındaki zil simgesine tıklayabilirsin. Böylece her yeni yayınlayacağım videodan haberdar olacaksın. Evet, izlediğin için çok teşekkür ederim ve sonraki videolarda görüşmek üzere.